Yamacın hamleleriyle ve giderek etkisini artırmasıyla beraber Cumaylı amca peş peşe şoklar yaşadı. Ancak şimdi sıra Cumaylı amcaya geldi. Mallarının patlamasıyla beraber resmiyet kazanan bu savaşta Cumaylı amcanın yapacağı hamle kurulan bütün düzeni baştan aşağı değiştirecek. Bu videoda kısa ve net bir şekilde yeni bölüme damgasını vuracak bomba mevzuları ve detayları sizlerle paylaşacağız. Videonun sonunda ise çok önemli bir spoiler anlatacağız. Her dakikasını dikkatle dinleyelim dostlar. Evet, Yamaç ve Cumali'nin başarılı operasyonları sonrasında Cumaylı amcaya büyük bir darbe vuruldu. Öte yandan Yamaç etkisini giderek artırıyor ve artırmaya devam edecek. Aslında Çukur'daki ve ailedeki birçok kişi Yamaç'ın yanında olmak için can atıyor, fakat bazıları amcadan korktuğu için geri çekiliyor ve bazıları ise artık gemileri yaktı. Durumlar böyle olunca Cumaylı amca da gemileri yakacak. İlk iş olarak sünnet düğününde hoşuna gitmeyen durumları analiz ederek bir takım intikamlar alacak. Mesela düğün alanını coşturan çalgıcılardan ufak bir hesap soracak. Öte yandan Celasun, Mekke ve Akın'ın Yamaç ve Cumali ile birlikte olması da amcanın hiç hoşuna gitmedi. O an çaktırmadı, fakat acısını sonra çıkaracak. Karaca hariç birçok kişiye bunun hesabını sormak için kendi yöntemleriyle harekete geçecek. Çünkü artık savaş resmiyet kazandı ve kimin hangi tarafta olacağının net bir şekilde belirlenmesi gerekecek. Bunu sağlayacak olan isim ise Cumaylı amca olacak. Hep yaptığı gibi yine kendisine ters davrananları hassas noktasından vuracak. İşte bu konudaki en kritik isim Yamaç Koçovalı. Şimdi gelelim bu mevzuya. Büyük Savaş'ın ilk roundunu Yamaç kazandı, ancak şimdi intikam sırası Cumaylı amcaya geçti. Cumaylı amca önümüzdeki bölümde hiç göstermediği kadar sert yüzünü gösterecek. Öte yandan savaş iyice kızışırken geçtiğimiz bölümün sonunda duvar yasında geri sayımlar pek yakında yazısını gördük. 1-2 bölüm içinde çukuru finaline doğru ilerlerken geri sayımlar başlayacak. Bu geri sayımlarla beraber Cumaylı amca sert yüzünü gösterince vedalar da başlayacak. Cumaylı amcanın Yamaç'a karşı şu an elindeki en büyük koz Efsun oldu. Uyuşturucu krizini bastırmak için uyuşturucu bulamayan, ancak bu krizi kırmızı reçeteli haplarla atlatmaya çalışan Efsun'un çilesi ne yazık ki bitmeyecek. Bir yandan bataklığa gömülmüşken bir yandan da Cumaylı amcanın eline düşecek. Hatta Cumaylı amca Efsun'un sonsuza kadar kaybolmasını istemişti. Geçtiğimiz videolarda bahsettiğimiz Cumaylı amcanın Efsun hamlesi önümüzdeki bölümde heyecanı üst seviyeye çıkaracak. Yamaç'tan intikam almak için ona en hassas noktasından, yani Efsun konusunda vuracak. Bu konuda Nedim'i görevlendiren Cumaylı amca Efsun'a ulaşacak ve hatta ulaşmakla kalmayıp maddi alışkanlığını iyice azdıracak hamleler yapacak. Bir bakıma Efsun'u kendine muhtaç edecek. Böylelikle Efsun farkında bile olmadan Cumaylı amcanın eline düşmüş olacak. Fakat Efsun konusunda bir de Vartolu senaryosu var. Vartolu ve Efsun çok yakında karşı karşıya gelecek, ancak bu süreçte Yamaç ve Vartolu'nun arası bozuk olacak. Geçtiğimiz bölümde sünnet düğününden dolayı ortam yumuşamıştı, fakat Vartolu henüz Yamaç'ın yaptıklarını bilmiyor. Bunu öğrendiğinde Yamaç'ın karşısında duracak. Çünkü henüz Cumaylı amcanın kirli yüzünü öğrenmedi. Bu nedenle Vartolu ve Yamaç'ın arası 2-3 bölüm daha bozuk olacak. Ancak sonrasında efsane ikili yine bir arada olacak. Dizideki senaryonun gidişatında en kritik isimlerden biri de Kulkan. Yamacın Efsun'u kurtardığını öğrenen Kulkan, sıranın kendisine geldiğini anlayınca yurt dışına kaçmak istedi ve amcayı tüm gerçekleri Yamaç'a öterim diyerek tehdit etti ve maddi açıdan yardım istedi. Ancak Kulkan bu hedefine ulaşamayacak. Yamaç ve Efsun'dan kaçışı olmayacak. Hatta Kulkan'ın ölümü Efsun'un bu bataklıktan kurtulması için büyük bir adım olacak. Tabi Kulkan yurt dışına gidemeyeceği için, eninde sonunda Yamaç'ın eline düşeceği için hayatta kalmak adına tüm gerçekleri teker teker anlatacak. İşte o zaman Çukur tarihindeki en büyük savaşı izliyor olacağız. Hatta bu savaşta yeni gruplar da göreceğiz. Mesela geçtiğimiz bölümde Yamaç taraftarı bazı çukurlu gençler adeta isyan başlattı ve iki karşı taraf arasındaki savaş çukurun altını üstüne getirecek. Bu gruplardan en önemlisi ise Karakuzlar olacak. Yakın bir zamanda, en az 2 bölüm sonra, Karakuzlar ordusu çukura gelerek Yamaç'a çok büyük bir destek verecek. Elbette Yamaç'a aileden de birçok destek gelecek. Cumaylı amcanın ise zaten bir imparatorluğu var. Bu imparatorluk çukura gelmeden önce de vardı. Fakat çukurda olduğu için bu gücünü kullanma gereği duymamıştı. Ancak şimdi işler değişince Cumaylı amca tüm gücünü kullanmaya başlayacak. Son olarak çok kritik bir spoiler'dan bahsedelim. Çukurdaki kitapların birer spoiler kaynağı olduğunu ve neredeyse birebir yaşandığını hepimiz biliyoruz. Yine geçtiğimiz bölümde Aliço'nun elinde Böyle Buyurdu Zerdüş kitabını gördük. Bu arada Aliço'nun yeniden evine kavuşma sahnesi çekilmişti, ancak önümüzdeki bölüme kaldı. Evet, Zerdüş kitabını ele aldığımızda kölelik ahlakının eleştirildiğini, insanın kendi öz değerlerine yeniden ulaştığını ve düzene karşı açılan bir savaştan bahsedildiğini görüyoruz. Bu konuda kölelik kavramını modernize eden kişinin Cumaylı amca olduğu bir gerçek. Herkesin kendine biat etmesini, bir bakıma kölesiymiş gibi olmasını istiyor. İnsanın kendi öz değerlerine yeniden ulaşması ise Yamaç Koçovalı'nın ilgi alanı. Yıllar sonra çukura döndüğünde birçok değişme şahit olan Yamaç, Zerdüş kitabında bahsedildiği gibi öz değerlerine yeniden kavuşabilmek için Cumaylı amcaya ve onu kurduğu düzene karşı büyük bir savaş başlattı. Kitaptaki şu cümleyi sizlerle paylaşalım. İyi bir uyku uğruna tüm gün uyanık kalmak gerekir. İşte Yamaç'ın asıl felsefesi artık bu şekilde olacak. Rahat bir uyku çekmek için daima uyanık kalacak. Ve bu yolda büyük ayıplar yaşayacak olsa da sonuna kadar gidecek. En azından kitapta da başarılı ve etkili bir sondan söz ediliyor.
Yeni videolar gelmeye devam edecek dostlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.